İzleyici diyor ki neden İstanbul değil de ee, Türkiye'nin bu bölgesini seçtiler o zaman diye soruyor. Benim bu konudaki düşüncem şu. Ee, Tabi İstanbul 16 milyondan büyük <laughs> bir şehir. Ve hani bir, bir replik vardı dar alanda paslaşmalar. Bu dar bir alanda 16 milyon ama e, 13,5 milyon 13 ilimizi vuran bir şey Türkiye'nin %20'si dan yani toprak olarak baktığımızda geniş bir alan. İşte burada e, benim tahminim Türkiye üzerine hesap yapanlar birkaç şeyi test etmek istediler. Bir Türk devletinin, Türk milletinin reaksiyonunu, maharetini, psikolojik durumunu orada dolara tosladılar. tosladılar. Millet olabildiğimiz evet. için Sonra? artı bir göz daha çünkü İstanbul o, bu güç simsarlarının e, olmazsa olmaz şehirlerindendir. Yani İstanbul o anlamda evet. olmazsa olmaz şehirlerindendir. Tabi e, bu bununla e, ilgili de e, 2002 yılında Millennium Challenge diye bir evet, evet, tatbikat Defalarca yapıldı. E, bu noktada 10 e, ilimizi vuran Deprem, 200 bir deprem. E, tarihte ikiz deprem yok. E, çok ilginç. E, 200 deprem, yani iki deprem baktığımızda... O tarihte ikiz saldırılar var mı? Var. Bu e, esoterizmin, yani vatıniliğin, yani e, Kabala'nın en önemli sembollerinden biridir. Pisagora dayanır, yani sayılarda. Evet, oraya dayanır ve e, iki, şeytanı temsil eder. Efendim nakazar efendim Hiroşima ikizdir. Efendim ikiz kuleler Pentagon ikizdir. İstanbul'da 2003 yılında aynı anda ikiz terör saldırıları oldu. Şimdi ikiz baktığımızda e, önceki deprem Maraş'ımızda sonraki deprem 7.6 yani daha düşeceği yerde daha da yükseltilmiş. Şimdi buradan baktığımızda Türkiye üzerine insanlarını attılar bu iki evet, saldırıyla e, yani. Evet özellikle Türkiye üzerine bir korkutma Yıldırma e, Efendim e, Türkiye'ye siyasi iktisadi bir format atma e, da dahil olmak üzere e, bir e, operasyonun parçası haline Elbette buralarda bir e, fayatları vardı ama e, fayatları bu bir insan durduk yerde gıdıklanmaz ama her insanı gıdıklayabilirsiniz yani bu mümkündür basit olarak örneğini vereyim ki hatta ben e, ortaokul birinci sınıfa gidiyorum e, Köyümden kamyonla efendim e, Antalya merkeze Halet Seb'de götürüyorum bildiğim yok bir amca vardı bir uzaktan beri bir, bir adam kamyondan aşağı gidecekti 90 kilometre yani 3 kilometre süratle giderken adam kendini atacaktı bunun gibi yani hiç gıdıklanmayan bir insana bile gıdıklayabilirsiniz eğer yani olabilir Hocam dinlediğim kimi deprem uzmanları fay hakkını şöyle tanımlıyor. Enerji orada birikir, 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 seneler işte bak 500 yıllık bir enerji birikmiş. Sonra diyor öyle bir an gelir ki üfleseniz zaten diyor o fay kırılır diyor. Olur, Heh. Tabi. ya Benzin durduğu yerde patlamaz ama kipris çakar atarsanız Heh. her yeri yefer. Yani işte tetiklerseniz de tetiklerseniz. O i̇şte kırılır. burada ben yüzde %90 olarak yani böyle büyük bir oran veriyorum. yüzde %90 olarak ee... Ben yanılmak da isterim. Onu da söyleyeyim tekrar. Burada 90 olarak bir harp e, operasyonu karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Ama bu tabi Amerikan kökenli mi? Rusya kökenli mi? Yoksa başka bir ülke kökenli mi? Tabi bunu. Ha, Türkiye, faili bilmiyoruz. Faili bilmiyoruz. Sebebi biliyoruz. Faili bilmiyoruz. Sebep? Yani sebebi, harp. Yani harpın ha, ha, bilmiyoruz. Anladım. Ama harp teknolojisi sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yok. Niye şimdi hocam? Şimdi zamanlama manidar geliyor mu? Tabi zamanlama ma manidar geliyor. Tabi e, bu e, bin yılın meydan okuması Amerika'da falan Aha. vesaire. Bir de yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu yeni dünya düzeninde e, Amerika'nın bir şeyi vardır. E, politikası vardır. Devlet politikası vardır. Kurucu babaların. Menefis destini, belirlenmiş kader. Belirlenmiş kader de Amerika'nın sınırları bütün dünyadır. Şimdi baktığımızda yine 2008 ekonomik finansal krizinden sonra 2009 yılında iki kitabına Türkçe kitabına ön söz yazdım. James Christen başkanlığında Amerikalı subayların katıldığı efendim finansçıların ekonomi uzmanlarının katıldığı yazılımcıların, fizikçilerin Katıldı, e, elektromanyetik sistemleri bilenlerin katıldı. Dünyanın e, en büyük nükleer merkezlerinden biri Los Alamos'ta ki Alaska, Gahona'da dünyanın en büyük, Amerika'nın 17 büyük beyaz saraydan daha iyi kurulan kur, 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 merkezi vardır. Amerika'da e, high-tech dediğimiz çok yüksek teknoloji merkezi, bilimsel araştırmaların yapıldığı 17 bölge vardır. Bunlardan birisi çok iyi kordu. Yani Beyaz Saray'dan daha iyi korunur ki bunlardan biri e, harpın merkezi olduğu söylenen Alaska Dakota'daki yerdir. Bir diğeri Los Alamos'tur. Los Alamos'ta 2008 krizinden sonra 2009 yılında e, James Dickens başkanlığında bir e, simülasyon yapıldı. Hı hı. Bu simülasyonda bir soru vardı, bir tek soru vardı. Birleşik Devletler bir nükleer saldırıya uğrasa mı daha büyük zarar görür? Yoksa dolar küresel rezerv para olmaktan çıkarılırsa mı ki el cevap dolar küresel rezerv para olmaktan çıkarılırsa Amerika Birleşik Devletleri çok daha büyük zarar görebilir dediler. Ve karar doları küresel rezerv para olmaktan çıkaracak her türlü adım savaş sebebidir dediler. E bugün baktığımızda bir tarafta e, İngiltere City of London'ın başını çektiği ucu şangaya varan İsrail'in içinde olduğu bir e, yapı var bunlar. IMF dünyanın merkez bankası, onun sədərəsi dünyanın tek rezerv kü, parası yapmak istiyorlar. Tabii buna e, Amerikan milliyetçileri şiddetle e, karşı, karşı çıkıyor. E, Amerika şeyde küreselciler de karşı çıkıyorlar diyorlar ki hayır olmaz o, olmaz. Biz diyorlar dönem üzerinden bir küreselleşmeye devam edelim diyorlar. E, bu noktada baktığımızda e, Kazakistan'da bir darbe oldu 2550 kilometre bir yol bir kuşağı kesil dönü. Tataristan Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamı Putin lav etti 2021'in 21 Aralık'ında. Şimdi e, bugün sonra baktık ki Putin Ukrayna'ya daldı. Size bir şey söyleyeyim. Sovyetler kuran Amerika'yı kuran aynı ailelerdir. Ve işte bu anlamda yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünya kurulurken Kissinger'ın Diplomasi kitabı vardır, Türkçe'ye de çevrildi. Onun bir ünlü sözü vardır. Türkiye, Türklere bırakılamayacak kadar önemli bir ülkedir. Eğer dünyada bir hegemonya kuracaksanız, bu konuda iddialıysanız ki, bugün baktığımızda Çin ve Amerika bu iddiada, Ukrayna'ya Putin'in dalmasıyla birlikte, işte ne diyordu Macron amca, onun beyin ölümü gerçekleşti. İhtiyaç yok diyordu. NATO ömrü hayatında kurulduğundan bu tarafa en güçlü haline geldi. İşte Finlandiya, tabii, yani İsveç tabii, tabii. De Yapın, alacaklar alıyorlar. o kadar. İşte, tabii alacaklar tabii bunu. Güney Kıbrıs'ı da dahil edecekler. Tabii tabii tabii. İşte bu noktada baktığımızda, Şimdi Türkiye'de bazıları Türkiye'yi bize bırakmak istemiyorlar. Bırakmak, istemiyor. bırakmak, Türkiye'de, Türkiye'de, bırakmak istemiyorlar. Bu ama bu sadece yeni değil. Türkiye Türkiye bakın. Fatih'in ölümünden Abdülhamit'e kadar e, Enderun mektepleri tarafından yani devşirmeler tarafından ağırlıkla idare edilmiş bir ülkedir. Bu devşirme saltanatını ve dönme saltanatını devre, devretmek sürdürmek devre, istiyor Batı. Çünkü e, Türkiye'de mesela bazı efendim e, halifeliği vesaireyi e, getirelim kuralım diyen kesimler var. İslam dünyasının başına da bir halifelik var ise o da Türkiye Büyük Millet Meclisi atatürk zamanında bugün halifelik makamının makamı Türkiye Büyük hı hı. Millet Meclisi'dir. Bunu bir gerçek kişiye çevirdiğiniz zaman Vatikan'ın başına ne gelirse İslam dünyasının da başına o gelir açık ifade edeyim. Yani bir, bir tane sebatayist veya devşirme bir halifeyi çakarlar oraya. fetvaları patlatırlar ve İslam dünyasını iyiliş ederler. Bugün Princeton Üniversitesi'nden bir hoca var. eee kitabı bir Müslüman bir Türk yazsaydı kayıp aydınlanma diye e, İslam'ın 13. 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar muhteşem bir medeniyet. Ama 13. yüzyıldan bu tarafa 700 yıldır İslam bilmen de bilmen de götümdür. İşte bu anlamda 700 yıldır İslam dünyası bir böyle savruluyor, bir böyle savruluyor. İşte bu anlamda mesela biz e, topraklarımıza toprak kattık Osmanlı'da ama bilime bir şey katamadık. Ben en baştan beri anlattıklarınızdan şunu anladım. Bizi bu iki saldırıyla test ettiler neyi yapabiliyoruzu görmek için ee, yani bir anlamda bir sonraki planladıkları için bir test neteliği evet. taşıyor. Bir sonraki planda da e, Mescid-i Aksa ve İstanbul için eş zamanlı mı ayrı ayrı anlarda bir saldırı için mi olmalıyız? Ben es zamanlı olacağını düşünmüyorum. Çünkü Hedefte oldukları düşünüyor. Ama hedef tabii Mescid-i Aksa'yı yıkacaklar. Bunu ben yıllar önce, bunu 10 yıl önce zaten yazdım da. Çünkü bu küresel entokrasinin e, hedefine varması için buranın yıkılması lazım. Bu, ha, Frederick Star'ın o Kayıp Aydınlanma. <laughs> Herkes okusun bu kitabı. O zaman görüyoruz ki o muhteşem e, Müslümanlar, 8. İslam yüzyıldan 13. yüzyılda kadar nasıl bir medeniyet kurmuşlar ve niçin bugün serseril durumdayız? Ben samimi bir Müslümanım, samimi bir dindarım. Ee, ama bu benim inancım yüce Kur'an'dan besleniyor. Yani ben sevgili gençlere şunu söylerim: Allah, Kur'an, Peygamber. Bunun dışındaki üç şeyin dışındaki her dini kurumu, kurucu kişiyi sorgulayın. Allah, Kur'an peygamber. Milli tarafta ise Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı ve Bayrak. Bunun dışında her şeyi sorgulayın. Çünkü bizim milli kimliğimiz bu. Türkiye'de yeni... Hocam baksanıza iş başa düştü işte. Dünyada bu kadar şey planlanırken... Tabii. Anadolu ayağa kalkacak. Bütün bu planlar ters yüz olacak. Çok, oh, oh, işte depremin bize öğrettiği bir şey var. O milli kimlik ayağa kalktı. Ee, geçmişte rahmetli Atatürk öldükten sonra seküler kesim bilerek veya bilmeyerek dinsiz bir milli kimlik inşa etmeye kalktı. Atatürk'ün ölümünden sonra. Olmadığını geç anladılar. Bunu merdiven altındaki tarikatlar, cemaatler yoluyla batı istismar etti. Bu muhafaza kesiminde Türkçül bir din üzerinden milli kimlik inşa etme iddiasında bulundu. İkisi de çok çıktı. İkisi, Çünkü ikisi de bizim, patladı. Bizim milli tamam. kimliğimiz ahlaki şurada Hazreti Muhammed Mustafa, milli şurada Mustafa Kemal. bu kadar. Hocam Mescid-i e Aksa'yı yıkacaklar. Ben bunu yıllardır söylüyorum diyorsunuz. İstanbul'da hedefteyiz. İstanbul için nasıl bir tehlike ve tehdit var? Şimdi tabii Buy bir, e, deprem uzmanları farklı farklı görüşler var. Evet. E, ama e, elbette İstanbul bir fay hattında. Ama canlı ama cansız. Şimdi normal seyrinde belki Allah'ın o kendi e, kurallarının dışında e, olmayan bir normal işleyiş içinde deprem geç olabilir. Veya 6-6,5 e, ölçeğinde olabilir. Richter ölçeğiyle. Ama ama artık dünyamızda nasıl ki bir biyogenetik savaş var ise elektromanyetik silahlar da var. Bakınız 2014 yılı sonunda Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri resmi olarak lazerli silahlara geçti. Kaynak veriyor mu? Bu, bu kitabımda bu yerde göstereyim, göstereyim şöyle. Bu kitabında bundan bütün kaynaklar var. Evet, Tanrı İmparatorluğu ve Türkiye kitabında. Yine yine bir başka şey var bu silahlarla ilgili. Bu silahların monte edildi. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'ne bağlı USS Pond gemisi. P -O Pons gemisi. P-O ve dokunabilir. Ee, CE Panf gemisi ne mont edildi ve önce e, 30 kW'lık iken 2017'de bu 150 kW'lık güce e, çıkarıldı. Elektromanyetik silahla araştırmalı keza Rusya'da Putin buna izin verdi. Rus kaynaklarında. Efendim bakıyoruz ki bu düşük frekanslı dalgalar veya hüzmeler yayan silahlar beyin hücrelerini etkiliyor, etkisi altına aldığı insanların psikolojik durumlarını değiştiriyor. Yani burada bugün depremi yaşadık biz, o bölgedeki can kaybımızın ve e, mal kaybımızın dışında insanlarımızın e, psikolojik durumunun da mutlaka hızla devlet tarafından veya gönüllü kuruluşlar bunu yapıyorlar sağolsunlar, e, yapması lazımdır. İstanbul İstanbul'da tabii ben kendi ne yapıyorum onu söyleyeyim Aha, size. Dökme. Ya bir kere biri olmaya yani yıkılıp kalmamaya ihtiyacımız var hocam. Bu kadar plan varsa bizim de psikolojik olarak benim evet. manen bir kere bir ayağa kalkmamız gerekiyor. Bazı şöyle diyor. Bana e, tabii e, evet. sizler kadar olmasa da işte biz de bir 4-5 bin kişi takip ediyor. E, Allah ver gam yok diyor. Ulan Ahmet Allah sana akıl vermiş. Allah var, Allah neden var yani? yücel etmek mümkün mü? Benim kızım biliyorsunuz, genetikle biyoteknoloji mühendisi, beyinle beyin manipülasyonları konusunda evet. doktora yapıyor biliyorsunuz. Ya yani kızım diyor ki, baba Allah yok diye aptaldır diyor. Ama ortada bilim adam olduğunu söyleyenler Allah yok diyen ahmaklar var. Ha, tabii o onun meselesi. Bir başka şey var. Yeni Batı'da tartışılan bir şey var. Şimdi bu, benim dışında bir şeye inanmam. Kardeşim senin bilimin her şeye cevap veremiyor. Bugün fizik, klasik fizik günledi, kuantum fizik duman ettirdi. Bana anlatsın biri bunu. Daha öteye gideyim. Efendim, insan kalbiyle ilgili, insan beyniyle ilgili, insan bedeniyle ilgili milyonlarca adet araştırma var. 2014 yılında Google'un patronu Doğu Londra'da 2011'de kurulan DeepMind, derin zeka diye, zihin diye çevirebileceğimiz bir şirketi, startup şirketine 650 milyon dolar tuka para saydı. Adam dedi ki ya bu kadar param verilir? Adam şunu söyledi. 21. yüzyılda zihne kim hükmederse patron olacak dedi. Peki bana bir tane illaki bilim bilim diyen, bilime karşı falan değilim. Tabii Ama ki. her şeyi getirip de bilme bağlayan inanç tarafını... Var zaten... olanlar cevap vermiyor artık sorulara diyor hocam. Ha. Bir de kimin bilimi hangi bilim? Hani? Bana bir zihni tarif etsinler bakalım. Zihin var mı? Var. Göstersinler tarif etsinler bakayım. Yok. Tarifi yok. Ha, işte burada e, yeni akım şu. 1990'lara kadar batıda müthiş bir materyalizm vardı. Dikkat et materyalizmi yavaşça geriye çektiler. Yerine ruhçuluğu soktular. Yerine efendim nimeş tarikatlarıyla bir kısım kabalist inançları soktular. Ha, işte pozitif bilimlerin açıklayamadığı konusunda Kur'an'ın semavi hükümlerini önüne alıp düşüneceksin kardeşim. Bitti. Nokta. İşte burada, burada, burada. Batı çok tartışılıyor. Bizde maalesef bir kör dövüşü var. Ama ben, ben evde ne yapıyorum? Hı. Ben evde. Tam onu anladım. Evde. Yatak odamda, salonda, oturma odamda. Üç yerde kocaman birer tane e, şeylere en feneri bağladım. El fenerim var. Üstüne de birer tane düdük bağladım. Dük yapacak düdük bağladım. Onun başımıza gelir ise bir de kaçmaya kalkmasınlar. Depremdeki en büyük tehlike bize geçmişte öyle öğretim değil. Bulunduğun yere adeta ananın karnındaki gibi büzülerek. Senin pozisyonun. Tabii, e Allah herhalde bunu yaratırken bizi nasıl rahat edeceğimizi Bizim biliyor. Çocukların o, kurtulma sebeplerinin bu olduğu söyleniyor. Evet, Direkt evet. anne karnındaki pozisyonu. Onun için ee, bu o, inşallah son olur ama biz illa bir son olacak diye hazırlıksız olmayalım. Ee, Türk vatanını, Türk milletini korumak için devlet, millet, iktidarı, muhalefeti, askeri, sivili gerekli tedbirleri almalı. Önümüzdeki 10 yıl bunu söyle 2 yıldan beri söylüyorsunuz evet, değil mi hocam? Evet. Önümüzdeki 10 yıl sıkıntılı, karanlık, belalı, şerli çünkü planları biliyor araştırdığı evet. için. İnsanımıza sadece deprem değil genel olarak ne tavsiye edersiniz? Herkes tabii biz bunları yayınladığımızda da haklı olarak şunu soruyor. Biz ne yapacağız? Ne yapacaksın? Benim sizin de program, bundan önceki programımızda demiştim. Büyük şehirlerden ev almasınlar dedim. Evet. Büyük şehirlerden ev almasınlar. Büyük, sadece İstanbul değil. Büyük şehirlerden ev almasınlar. olanlar, mesela İstanbul'un ortasında oturan insanlarımız. Eğer iki tane, üç tane evi varsa birini sat, birini kalsın. Diğerlerine gitsin. İzmit'imizden, Sakarya'mızdan, Bolu'muzdan, efendim Silivri'mizden, Saray'dan, Lize'den, kardeşim Edirne'mizden yer alsınlar, toprak alsınlar. Ekecekleri toprakları olsun. Ve de oraya bir tane yapmıyorlarsa bir tane kulübe yapın kardeşim. Artık bütün tiny artık küçük küçük evler yapılıyor. Yeni dünyadaki moda bu büyük evler bu devri bitti. Bu Bir diğeri bir, bir, bir diğeri mutlaka ve mutlaka ee, ekebileceğiniz bir Ekip evet. biçebileceğiniz bir alanımız olsun. Alanımız olsun, olsun. İkincisi ata tohumlarını atmasınlar, bulsunlar, diksinler. Organik tohumlar. Çünkü dünya hızla organik bir beslenmeye doğru gidiyor. Çünkü geçmişte bundan 10 yıl önceye kadar şöyle bir işlem laf ediliyordu. hastalıkları onda dokuzu genetik diye. Tabii bunun genetik bilgi gelişince para vuruldu, ortaya çıktı. Hastalıkların onda dokuzu Ferda kardeşim yeme içmeye bağlı, beslenmeye ve çevre faktörlerine bağlı. Bir de çok bereketli bir coğrafyadayız. Normalde kıtlık olmaz da her şeyin yapayını yapabildikleri için. Hocaz önce anlattı iklim silahı harbi. Yani biz ona bir kitle iman silahı, iklim silahı Tabii. diyebiliriz. Deprem yapabilmesinin yanında bir sürü şeyi sebebiyet veriyor. Önümüzdeki yıllar kıtlık açısından da... Özellikle 2025'ten için... itibaren kıtlık meselesi çok daha gündeme gelecek. 2025'te evet. dekibaren. Evet. Bunun ata tohumlarına sallayacağız, Evet. Çiftçiliği öğrendiğimiz gerek. Mesela şeyde Herkesef bugün 10 ilimizde geçmişte rahmetli Ecevit'in ve rahmetli Türkeş'in gündeme getirdiği aslında aynı noktaya varan tarım kentleri ve köy kentler projesi vardı. Bugün tam orada bu projeyi hayata geçirmenin zamanı. Tarım bölgelerimiz aynı zamanda evet. bu köy kentleri tarım. de Tabi. Oranın yeniden ile birlikte mutlaka hayata geçirin diyor. Niye söylüyor bunları? Gelecek tehlikeleri görebilen bir isim olduğu için. Hocam e, ben de not ettim. Her duruma karşı bir öncelikli e, çanta listesi yapılmış. Evet. Bu durun evinizde. Bu tembülü olmaktan hiçbir Tabi. zarar gelmez. Mesela ne konulmuş içine? Yüksek proteinli yiyecek. E, kafa lambası ve telsiz pili. İlaçlarınız olabilir diyor. Hayati önem taşıyan birer yedek kıyafet, kapalı sular, e, antibakteriyel temizlik kiti, ilk yardım kiti, nakit para sıklıkla söyler. Uzun ömürlü piller ve outdoor botlar. Mesela bunlar bir öncelikli çantanız. Sel olur, deprem olur, bambaşka hiç beklemediğimiz bir yerden bir tehlikeyle gelebilirler. Her mümkün Böyle bir çanta hazırlamanın bir mahsuru yok yani. Hiçbir Ama ne kadar faydalı olur tabii bilemem ama ben özellikle en feneri ve düdüğün mutlaka olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Bir başka şey de tabii yatak odanızda telefonu bulundurmayın. Wi-Fi'ler de kapatın. Ama e, belki özellikle e, yani e, geceleri çok kolay böyle bir şey ulaşabileceğiniz hemen bir yakın yerde bir cep telefonunu yanınıza almanız faydalı olabilir. Çünkü sinyalden bulabiliyorlar biliyorsunuz. Tabii tabii. Tabii tabii, tabii hocam. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ramazan Kurdoğlu yaşadığımız bu ilim hadisenin ardından. Aydınlanmaya ihtiyacımız olan da bir süreçten geçiyoruz ya hocam yani ne yani var hoca çok güzel bir tweet atmış diyor ki yani şurada diyor azınlık bir insan grubu diyor sorguluyor bu deprem şimdi bu ikiz deprem neyin nesi çünkü çok tuhaflıklar var ama öyle de bir grup var ki diyor hiçbir şeyi kabul etmeyen her şeyin doğal akışında olduğunu zanneden kuşlar gagalı bile desek bizi dövmeye hazır bir kitle var diyor. Onlara da şu bu o işte onu söyleyenlere şunu diyelim. Tarif boyunca yani bugün insanların unutma süresi 26 gündür. Tarih boyunca insanlar hep bu sefer farklı olacak. Mantalitesindedir. Bir. İkincisi ahmaklar kolaycıdır. Kolaycılığa gitmeyeceksiniz. Araştıracaksınız. Bakacaksınız ve keşke onlar haklı çıksa da biz yalnızsak. Keşke bunu da hep söyler.